Kuzey Kore Merkezli Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre, Kuzey Kore yeni tip uzun menzilli seyir füzelerini cumartesi ve pazar günü başarıyla test etti. Haberde, fırlatılan uzun menzilli seyir füzelerinin Kuzey Kore toprakları ve karasuları üzerinde havada oval ve 8 şeklinde bir yörüngeyi takip ederek 7580 saniye boyunca uçtuğu ve 1500 kilometre ötedeki hedefleri vurduğu belirtildi. Habere göre söz konusu silah sisteminin geliştirilmesi, Kuzey Kore güvenliğini daha güvenilir biçimde garanti altına almak için başka bir etkili caydırıcı araca sahip olacağı ve Kuzey Kore'ye düşman güçlerin askeri manevraları güçlü bir biçimde önleneceği için büyük stratejik önem taşıyor. Habere göre uzun menzilli seyir füzelerinin geliştirilmesi, son 2 yılda yürütülen bilimsel ve güvenilir silah sistemleri geliştirme sürecine uygun olarak yapıldı ve bu daha da ileriye taşındı. Ayrıca füze parçalarının ayrıntılı testleri, çok sayıda motor zemin itki testleri, çeşitli uçuş testleri, kontrol ve güdüm testleri, savaş başlı güç testleri ve benzeri başarılı şekilde gerçekleştirildi. KCNA, nihayetinde silah sisteminin işleyişinin verimlilik ve kullanışlılığının mükemmel olduğu doğrulandı, diye belirtti. Haberde Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Polis Büro Başkanı üyesi Park Jong-joon'un testi bazı önde gelen yetkililer ve ulusal savunma bilimi alanındaki önde gelen bilim insanlarıyla birlikte izlediği de kaydedildi. Habere göre Park, ulusal savunma bilimi alanının savunma yeteneklerini ve ülkenin savaş caydırıcılığını artırmanın yanı sıra savaş caydırıcılığını güvence altına almak amacıyla büyük ve uzun vadeli hedeflere ulaşmada başarılar elde etmeye devam etmek için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.